En düşük memur maaşına yapılan son maaş düzenlemesinin ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Hükümet, 31 Mart seçimleri öncesinde memur maaşlarına getirdiği düşük zam sonrasında emekliler için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Halk TV programcısı Ekrem Açıkel'in aktardığı kulis bilgilerine göre, son dönemde emekli zamlarına yönelik artan tepkilerle birlikte Hükümet emeklilere yönelik ek bir zam öngörüsü üzerinde duruyor ve bu zamın mart maaşlarına yansıtılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Ocak tarihinde yaptığı açıklamayla SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %42,57 olarak belirlendiği kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak bu zam oranına yönelik emeklilerin sert tepkisiyle karşılaşılmasıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir canlı yayında zam oranının %49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bununla birlikte, en düşük emekli maaşında herhangi bir artış yapılmadığı belirtildi. Yapılan düzenlemelerin ardından, 2024 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşını alan emekli sayısının artması öngörülüyor. Ancak, en düşük emekli maaşında yapılan düzenlemelerin neden henüz yansıtılmadığı merak konusu oluşturuyor. 4000 lira SEYYANE zam AKP kulislerinde dolaşan bilgilere göre, en düşük emekli maaşı için 31 Mart seçimleri öncesinde seyyanen bir zam yapılması beklentisi bulunuyor. Seçimler öncesinde emeklilere verileceği söylenen 4000 TL ek zammın tüm emeklileri kapsamayacağı bildirildi. Mart ayının başlarında yapılması planlanan duyuru ile en düşük emekli maaşının 14 bin liraya yükseltileceği ifade ediliyor. Hükümetin bu adımla seçim öncesinde memnuniyetsiz olan emeklilerin desteğini kazanmaya çalışacağı belirtiliyor.